Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 30 Mart 2022 Çarşamba. Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da yapılan son müzakerede deyim yerinde ise tünelin sonunda ışık biraz olsun göründü. Rusya iki bölgede operasyonlarını azaltma kararı aldı. Ukrayna'da güvenlik garantisi karşılığında NATO üyeliğinden vazgeçme sinyali verdi. Gelinen bu noktaya Batı da kayıtsız kalamadı. Türkiye'nin süreçteki başarısı dünya manşetlerini süsledi. Türkiye'nin arabuluculuk için eşsiz bir konumda olduğunu yazan da oldu. Türkiye'nin savaşın kazananı olacağını manşetine taşıyan da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu tutumunda kararlı olduğunun altını son müzakere öncesinde bir kez daha çizdi. Krizin başladığı ilk günden itibaren her düzeyde samimi gayret sarf etti. Adilane bir yaklaşım sergiledi. Ankara sürecin en başından beri kilit konumda oldu. Türkiye'nin sürece yaptığı büyük katkıyı Batı da gördü. Liderler net mesajlar verdi, dünya basını hemen her gün Türkiye'yi manşetlerine taşıdı. CNN International, Türkiye'nin arabuluculuk için eşsiz bir konumda olduğuna dair analiz yayınladı. Pek çok haberde savaşın kazananının Türkiye olacağına vurgu yapıldı. Yapılan son analizde ise NATO, Avrupa Birliği ya da Papa değil Erdoğan başardı başlığı kullanıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığına dikkat çekti, müteşekkiriz dedi. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Peki bu sürece nasıl gelindi? Cumhurbaşkanı Erdoğan başta savaşan taraflar olmak üzere onlarca liderle hem telefon diplomasisi yürüttü hem yüz yüze görüştü. Çözüm içinde ısrarla diplomasiye adres gösterdi. Türkiye doğru politikasıyla savaşın tam da ortasında tarafları aynı masada bir araya getirmeyi başaran tek ülke oldu. Taraflar temaslarını sürdürürken Ukrayna'da savaşın soğuk yüzü kendini göstermeye başladı. Amerika ve Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırım uyguladı. Türkiye ise tam ortada durarak iki ülke arasında köprü oldu. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı son görüşmede bir kez daha müzakere masası kurulması kararlaştırıldı. Ama bu kez adres İstanbul'du. Tüm dünyanın gözü yine Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Erdoğan bu mesajları Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu fotoğrafın önünde verdi. O anıtta Atatürk'ün arkasında iki Rus general bulunuyor. Generallerden biri Kızıl Ordu'nun kurucusu Frunze, diğeri de Sovyet Orduları Başkomutanı Voroshilov. Ve müzakere masası da işte o fotoğrafın önünde kuruldu. Son müzakereyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 34. gününde savaşın karanlık tünelinde ilk kez ışık göründü. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Türkiye barış sağlanana kadar sürecin kilit rolü olmakta kararlı. Liderler düzeyindeki böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Türkiye'nin yoğun çabasıyla İstanbul'da başlayan müzakerelerde epey yol alındı. Taraflar şartlarını masaya yatırdı. Gözlerde artık Putin ve Zelenski'de. Kalıcı barış için Ukrayna tarafından akşam saatlerinde önemli bir mesaj geldi. Rus askerleri çekilirse barış anlaşmasını referanduma götürecekleri ilan edildi. Müzakerelerdeki ilerleme sahaya da yansıdı ve günlerce süren sert çatışmalar biraz da olsa duruldu. İşte savaşın 35. gününde cephe hattında yaşananlar. Türkiye'deki görüşmeler ilk meyvesini verdi. Ukrayna'da silahlar bir nebze de olsa sustu. Kremlin, İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonları azaltacağını duyurmuştu. İlk birlikler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine çekilmeye başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın bu hamleyi savaşı batıdan doğuya kaydırmak için yaptığını öne sürdü. Ülkenin güneyinde sıcak çatışmalar durma noktasına geldi ama füze saldırıları devam ediyor.
Ukrayna askerleri de şok baskınlarla Rus zırhlılarını imha ediyor. Müzakerelerin ardından Amerika ve Avrupa Birliği yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz açıklamasıyla yetindi. Washington yönetimi ise 10 F-18 savaş uçağı, C-130 taktik nakliye uçakları ve 400 askeri Doğu Avrupa'ya kaydırdı. Avrupa'daki Amerikan askeri sayısı da 2005 yılından bu yana ilk kez 100 bini aştı. Amerika'nın en önemli propaganda araçlarından biri Hollywood. Rambo, Rocky ve Top Gun'da propaganda filmlerinden bazıları. Önümüzdeki günlerde ilki 1986 yılında yayınlanan Top Gun'ın ikincisi vizyona girecek. Başrolde yine Tom Cruise var. Kahramanlar Amerikan askerleri. Bakalım bu film Amerika'nın bozulan imajını düzeltebilecek mi? Maverick yıllar sonra geri döndü. Yine göklerde çatışıp Amerikan ordusunun imajını kurtaracak ve küresel platformda alan kaybeden Amerika'nın açığını beyaz perdede kapatmaya çalışacak. Hollywood, Amerikan hegemonyasının en kullanışlı ideolojik kaygıtı. Top Gun filminin ilki de 1986'da, yani 4. Soğuk Savaş'ın 1. yılında çekilmişti. Kahraman pilot Maverick, en yakın arkadaşı öldüğünde önce hayata küsmüş, sonra görevine geri dönmüştü. Film etkileyici müziğiyle de Oscar ödülü almıştı. Propaganda işe yaradı. Amerikan ordusu 100 milyonların izlediği film sayesinde Vietnam Savaşı'nda kaybettiği itibarı tekrar kazandı ve deniz kuvvetlerine başvurular %500 arttı. Amerikan yönetimi ise uluslararası platformda hava kuvvetlerinin gücünü kendince dünyaya gösterdi. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağılınca da son Soğuk Savaş'ın kazananı Amerika oldu. Top Gun filminin ikincisi yine böyle kritik bir dönemde vizyona girecek. Çünkü Afganistan'dan çekilip Orta Doğu'yu kaderine terk eden ve devam eden Ukrayna Savaşı'na sadece seyirci kalan bir Amerikan ordusu var şu an. Filmin gişe beklentisi çok yüksek. İlk gösterimse 27 Mayıs'ta. Maverick yine uçup düşmana zor anlar yaşatacak. Tabii ki filmde bol bol propaganda da olacak. Ramazan fırsatçıları yine iş başında. Hileli peynir nasıl anlaşılır? Uzmanlar sütsüz peynir yapanlara karşı uyardı. Birazdan ATV ana haberde. 3600 ek gösterge için artık geri sayım resmen başladı. Müjdeyi AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu verdi. Düzenleme Temmuz ayına kadar yasalaşacak. Akbaşoğlu, askeri ücretlilerin beklediği ara zam içinde çalışma yapıldığını belirtti. Ayrıca memur ve emeklilerle emeklilikte yaşa takılanlar için de bakın hangi adımlar atılacak. Müzik 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum. Umutlu bekleyiş artık sona eriyor. Müjdeyi AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu verdi. 3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar hayata geçirilecek. Çalışmalar devam ediyor. Yasal bir çerçeveye milletvekillerimiz tarafından teklife dönüştürülmek suretiyle genel kurulumuza gelecek. Şimdilik polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirileri içine alan ama kapsamının genişletilmesi beklenen 3600 ek göstergeyle memur maaşları 3000 lira, emekli ikramiyeleri ise 40 bin lira civarında artacak. Üstelik maaş artışından mevcut emekliler de yararlanacak. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bütün bu çalışmalar neticelenecek. AK Parti Grup Başkan Vekili asgari ücretlilerin ara zam beklentileriyle de ilgili konuştu. Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Memur ve emeklileri de unutmadı. Enflasyon artı %6 ilave ve bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde Temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bayram ikramiyelerinin artışı ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Ve bir diğer müjde de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Tüm formüller masada. Yıl bitmeden EYT sorununun çözülmesi bekleniyor. EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak
ve bunların hepsi 2022 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Ticaret Bakanlığı üst üste uyarılar yaptı ve haksız fiyat artışına karşı ağır cezalar uygulanacak. Dün de Cumhurbaşkanı'nın KDV indirimi açıklamasından sonra gözler şimdi etiketlerde. Çünkü açıklamadan önce fiyatların özellikle artırılıp 1 Nisan'dan sonra da indirim yapılacağı söylentisi var. Yani bir indirim oyunundan bahsediyoruz. Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bu duruma karşı vatandaşı uyardı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, temizlik malzemelerinde KDV %18'den 8'e düştü. Rakamlar 1 Nisan'da etiketlere yansıyacak. Uzmanlar vatandaşları açıklamanın ardından arttırıldığı iddia edilen fiyatlara karşı uyardı. 32'li tuvalet kağıdı filan marka 160 lira etiket gördüm ben. İndirim yapıp sözüm ona 135 yapmışlardı. Şu anda 80 lira. 80 lira. Ama o 80 liralık 32'li tuvalet kağıdının cuma günü olması gereken fiyat 73 lira. 7 lira daha inecek. KDV indirimi 28 Mart'ta yapıldı ve aynı gün ve bir sonraki gün hemen marketteki raflara baktığınızda ürünlerin fiyatı değişti. Bakın burada bir deterjanın fiyatı 29.03.2022, yani dün değiştirildi. İşte bu noktada tüketicinin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü 1 Nisan'daki indirimden önce birçok markette ne yazık ki fiyatlar arttırılmış olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Ertesi gün arttırmış. Niye? Oradaki KDV indirimini kendi cebine alacak. Vatandaş da bunu fark etmeyecek zannediyorlar. Tüketici Hakem Heyeti Komisyonu Başkanı Aydın Ağoğlu vatandaşları etiketleri fotoğraflamaya davet etti. 1 Nisan'da beklenen indirim yapılmazsa Ticaret Bakanlığı'nın uygulamasından şikayetçi olunabilir. Şu elimde tuttuğum sıvı sabun 42 lira. Bunun fiyatı %8,5 düşecek. 100 liralık ürün 91,5 liraya düşecek. İddiaya göre fiyatı önce artırılan ve 1 Nisan'da düşürülecek olan ürünlerin başında işte buradaki gibi tuvalet kağıdı, bebek bezi ve bulaşık deterjanı geliyor. Mesela iddiaya göre 27 Mart'ta 25 liraya satılan 2,5 litrelik bu bulaşık deterjanının fiyatı 29 Mart'ta 39 liraya yükseltildi. Serbest piyasa diye fahiş fiyatlar uygulanabiliyor. İnternetten alışveriş yapacaklar olanlar mutlaka karşılaştırma yapsınlar. Karşılaştırma yapmadan alışveriş yapmasınlar. Gözler şimdi 1 Nisan'da raflarda yer alacak yeni fiyatlarda. Edirne'de evlerinde öldürülen Güner ailesinin 4 üyesi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Katliamın arkasındansa en az bu ölümler kadar ürkütücü ayrıntılar çıktı. Aynı aileye üye 4 kişinin evdeki altınlar için öldürülmüş olabileceği ihtimali bunlardan biri. Evde altın var mıydı? Bunu bilen de yok şimdilik ama torun Güner'in çevresindekilere 1 milyon liralık altın aldığını söylediği bilgisi var. Haneyi kuruttular. Evde altın var diye söylemiş ama gerçekten var mıydı onu bilmiyoruz. Düşmanları yoktu ama acımasızca öldürüldüler. Akıllardaki tek soru Güner ailesi evdeki altınlar için mi katledildi? Traktörler duruyor, işte arabası, motosikleti, her şeyi duruyor. Hiçbir şeye yapılmamış, sadece ev aranmış. Kimseler bir husumeti olan bir insanlar değil. Edirne Elmalı köyünü şoke eden katliamda hayvancılıkla geçinen Mehmet Güner oğlu, gelini ve torunu öldürüldü. Evde boğuşma izlerine rastlanmıştı. Yapılan otopsi ailenin katillere direndiğini doğruladı. Biraz boğuşmuşlar. Kuzenimle biraz boğuşulmuş. Anladım. O çok dayanmış, çok direnmiş çocuk. Evde bulunan iki silah torun Anıl Güner'e ait çıktı. Kahvehaneden gece yarısı evine dönmüş ve ne olduysa ondan sonra olmuştu. İddiaya göre o akşam çevresindekilere 1 milyon liralık altın aldığını söylemişti. Cinayetin o altınlar için işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma şüphe üzerine 4 kişiyi sorguya aldı. Euro, dolar yaptım. Sonra doları bozdurdum. Altın yaptım gibi. Rakam mesela 600 tane rakam gibi söylemiş. Cinayete kurban giden Güner ailesinin 4 ferdi köy meydanında düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi. Sadece akrabaları değil tüm köylüler diken üstünde. Herkesin tek isteği katliamın faillerinin bir an önce yakalanması. Yeter ki kim olduğu çıksın ortaya. Kim niye yaptı bunu, bu öğrenilsin.
İstanbul Bağcılar'da yaşayan Ramazan Unat bir süredir eşiyle aynı zamanda komşusu olan arkadaşı arasında ilişki olduğundan şüpheleniyordu. Öfke doluydu ve dün akşam arkadaşı Ahmet Çakır'ı aracına bindirerek yakın mesafeden kurşun yağmuruna tuttu ve ardından da soluğu evde aldı. Eşini vuran saldırgan daha sonra aynı silahla canına kıydı. Anne ve babasının cenazeleri evden çıkarılırken 7 yaşındaki oğulları da uykudaydı. İşte o engel olmaya çalıştığı zaman önce onu vuruyor hani engel olma diye. Daha sonra buraya gelip eşini vuruyor. Bak komşu arkadaş bunlar arkadaş yani. Kazalıyım mı artık bilerek mi atıyor vuruyor çocuğu. Mahallede silah seslerini duyup olay yerine gelenler o korkunç manzarayla karşılaştı. Evli bir çocuk babası Ramazan Onat silahıyla dehşet saçmış, önce arkadaşı Ahmet Çakar'ı ardından da eşi Gülşen Onat'ı silahla vurup öldürdükten sonra da intihar etmişti. Yani üçü de plantaki insanlardı. Yani niye bu hale geldi bilmiyoruz. Bağcılar'da o dehşet anları işte bu apartmanda oturan Ramazan Onat'ın karşı komşusu Ahmet Çakır'ı aşağıya çağırmasıyla başladı. İkili bir araca binip buradan uzaklaştı. Aracın içinde ne geçti bilinmiyor ama maalesef talihsiz adam Ramazan Onat tarafından öldürüldü. Korkunç cinayetin altında ne var bilinmiyor ama nalbur dükkanı işleten Ramazan Onat'ın eşinin arkadaşıyla bir ilişki yaşadığından şüphelendiği iddiası var. Gözü dönmüş cani adam cezaevinde gardiyan olarak çalışan arkadaşını öldürdükten sonra bu kez de oğlunun annesini hedef aldı. Ramazan Onat aynı mahalledeki karşı komşusu arkadaşını öldürdükten sonra bir hışımla eve geldi. Kapıyı eşi açtı. Hemen kapı önünde silahını doğrultup talihsiz kadını vurdu. Ardından da intihar etti. Bir sıkıntı vardı 2 aydan beri bir aile geçimsizliği. Hani hatta karakolluk oldu, 2 gün uzaklaşma falan aldı. Cinayet anında çiftin 7 yaşındaki oğulları da evde uykudaydı. Çiftin cansız bedenleri adli tıpa götürülürken o hala uyuyordu. Adamın uzaklaştırması var evden. Sıkıntıları var. İddiaya göre Onat çiftinin arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik vardı. En son karakolluk olmuş. Hatta talihsiz kadın eşi için uzaklaştırma kararı almıştı ama iddiaya göre aileler araya girmiş, çifti yeniden barıştırmıştı. Soru işaretleriyle dolu 3 ölümü aydınlatmak için polisin çalışması devam ediyor ama hiçbir şey yok yere yitip giden gencecik insanları getiremeyecek. Geride evlat acısıyla yıkılan 3 aile, annesiz babasız büyüyecek bir çocuk kaldı. Talihsiz kadın Gülşen Onat, memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi. Avcılar'da bir otogariri 4 kişilik hırsızlık çetesinin hedefi oldu. Çalınan 3 otomobil ve kasadaki para sebebiyle toplam zarar 2,5 milyonun üzerinde. Her anı kameralar tarafından kaydedilen soygunsa vurgunun sadece başlangıcıydı. Hırsızlar galerinin ardından çaldıkları otomobillerden biriyle şehir şehir soygun turuna çıktı. Arabaları çalmışlar. Çelik kasayı alıyorlar. Gecenin sakinliğinden faydalandılar, otogalerinin kepenklerini kırıp 3 otomobil ve para dolu kasayı çalarak kayıplara karıştılar. Bizim arabalar çalmışlar, kasamız çalmışlar. Yani hiçbir şeye bakmamışlar. Ruhsatlarımız, anahtarlarımız, yedek anahtarlarımız hiçbir şeye bırakmamışlar. 2,5 milyonluk zarardayız şu an biz. Milyonluk hırsızlığın adresi İstanbul Avcılar'dı. Hırsızların hedefinde işte bu galeri vardı. Yine çalıntı bir araçla galeriye gelen hırsızlar önce ellerindeki levyeyle işte buradaki kilidi dakikalar boyunca kırmaya çalıştı. Kırmayı başardıktan sonra da sürgülü kapıyı açtı, içeri girdi ve hemen işe koyuldu. Kilidi kırdıktan sonra direkt yukarıya doğru çıkıyorlar. Çelik kasayı alıyorlar. Çelik kasayı bindirdikten sonra laptopa geliyorlar. Laptopları da alıyorlar. Oradan da anahtarları alıyorlar. Anahtarlara ulaşan hırsızlar galeri içindeki 3 otomobil ve içinde yaklaşık 400 bin lira olan çelik kasayı çalarak kaçmaya başladı. Arkamızdaki olanı da götürecekler. Onda aküsü olmadığı için beğenmiyorlar. Yoksa onu da götürecektiler. Çalınan 3 otomobilden ikisi çok geçmeden terk edilmiş halde bulundu. Ancak bulunamayan o otomobille hırsızlar soygun serisine devam etti. Sizden çaldıkları arabalarla soyguna devam mı ediyorlar? Soyguna devam ediyorlar. Şu an hala Altınşehir bölgesinde, Başakşehir,
Tekirdağ tarafında hayli hırsızlığa devam ediyorlar. Galeri sahibinin şimdi tek bir isteği var. O da çaldıkları araçla şehir şehir gezerek hırsızlık yapan çetenin bir an önce yakalanması. Kendimiz burada nöbet tutmaya başladık. Yetmiyor. Esenyurt'ta her gece bir arkadaşımız veya dostlarımızla beraber geziyoruz. Hani kendi arabamızı bir an önce bulalım. Başkasının canı yanmasın diye. Hani şimdi ne yapacağımızı şaşırmışız. Ben bir an önce emniyetten istiyorum ki benim aracım bulunsun. İstanbul'da bir yolcu minibüsünün içinde sinirler bir anda gerildi. Yolculardan birinin öfkesiyle başladı gerilim, şoföre yumruk attı. Diğer yolcular tepki gösterdi ve sözlüydü tepki ama saldırgan yolcu onlara da tıpkı şoföre yaptığı gibi şiddete başvurarak karşılık verdi. Ve o anların görüntüsü de var. Valla nasıl tarif edeyim, taksim mi diyeyim artık, ne diyeyim, yumruk, bildiğin yumruk. Güzergahı beğenmedi, şoföre yumruk attı. Hıncını alamayınca bu kez tepki gösteren yolculara yöneldi. Yolcu yap, çantayla vurdu, yumrukla vurdu, tırnakladı. Kadın yolcunun öfkesi minibüsü tek kişilik ringe çevirdi. Buradan bir fırladı, çocuğun yüzünü tırnakladı. O arada bir de vurdu da. Saldırgan yolcu iddiaya göre daha minibüse binmeden önce öfkelenmişti. Başladı işte. Gebzarenciler beni yanlış yerde indiriyorlar. Yok şöyle yapıyorlar. Bunlar nasıl bir şoför falan filan dedim. Herkesi dedim bir katmayın hanımefendi. Ben onlardan değilim. Şoföre aracın Pendik'e gidip gitmediğini sordu. Olumlu cevap alınca yolculuk etmeye karar verdi ama güzergahı beğenmedi. Pendik 4 yıla doğru döndük yukarı doğru. Başladı kıyamet kopardı. Sen ne dedi yanlış yere götürüyorsun bizi dedi. Nereye gidiyorsun sen? Dedim ki hanımefendi. Pendik'e gidiyoruz. Fakat ikna olmadı, şoföre saldırdı. Kafamı bir çevirdim bu sefer burada, bana vurmaya kalktı. Ben kafamı çevirmesem gözüme vuruyor yani, düşün. Giden arabada vuruyor. Başka bir yolcu girdi araya ve o da aynı öfkenin kurbanı oldu. Bu sefer çantayla vurdu çocuğa. Ulan bir fırladı, çocuğun yüzünü tırnakladı. O arada bir de vurdu da. Minibüsteki gerginlik saldırgan yolcunun aşağı inmesiyle bitti. 2019 yılıydı. 7 aylık Ali Emir bebeğin evde aniden ateşi yükselmiş ve ailesi vakit kaybetmeden oğullarını İstanbul Halkalı'daki özel bir hastaneye götürmüştü. Acil servisteki müdahale sonrası durumu daha da kötüye giden bebek annesinin kucağında can vermişti. Evlatlarını kaybeden gözyaşlı aile hastaneyi suçlayarak konuyu yargıya taşıdı ve bugün mahkemeden karar çıktı. Başhekim ve acil serviste Ali Emir'e müdahale eden kaşesiz doktora hapis cezası verildi. Babası. Bu belge artık benim adaleti kazandığımın, güç yumruğunu havaya kaldırdığımın da göstergesidir. 7 aylık bebeği hastanede verilen fazla doz ilaç yüzünden kollarında can vermişti. Hemşirenin tüyler ürperten itirafı skandalı ortaya çıkarmış, yargı süreci devam ediyordu. Başhekim ve o doktora 3 yıl hapis cezası verildi. Mahkemeden çıkan karar acılı ailenin yüreğine biraz olsun su serpti. Toprağa can veremiyorum ki kalkıp söylesin ben öldürüldüm diye. 2019 yılıydı. Ali Emir bebek evde bir anda rahatsızlanmış, ateşi yükselmeye başlamıştı. Panikleyen anne babası oğullarını Halkalı'daki özel bir hastaneye götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan bebeğe serum takıldı. İddia o ki müdahale eden doktorun hastanedeki ilk günüydü ve kaşesi de yoktu. Benim çocuğumu tedavi etmeye kalkıştı. Önce kalp ritmini bozdu, sonra yatış kararı verdi. Verilen ilaç sonrası Ali Emir bebek daha da fenalaştı. Aileye o anda hastane psikolojisi açıklaması yapıldı. Ancak durumu giderek kötüleşti. Öyle ki hastanede kırmızı alarm verildi ve 7 aylık bebek annesinin kucağında morararak can verdi. Evlatlarını kaybeden gözyaşlı aile hastaneyi suçlamış, yargı yoluna başvurmuştu. Ben çocuğumu toprağa bıraktım bayram günü. Sonrasında hukuk mücadelem başladı. Korkunç itiraf serumu takan hemşireden geldi. Evlatlarını kaybeden aile konuyu yargıya taşıdı ve hastaneyi sorumlu tuttu. Üçüncü duruşmada hemşire Ali Emir'e fazla doz verildiğini itiraf etti. Son duruşmadaysa verilen kararla birlikte Ali'nin yüreğine az da olsa su serpildi. Ve artık karar günüydü. Doktorun usulsüz çalışmaktan dolayı 3 yıl hapsine ve para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bu doktorun o hastanede görev yapmasını sağlayan başhekime de 3 yıl hapis cezası ve para cezası verildi. Davanın hakimi taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ikinci soruşturmanın açılmasını talep etti. Ancak soruşturma savcımız biz bebeği öldürdük itirafına rağmen soruşturmayı kapattı. Taksirle ölüme sebebiyetten de ceza almaları için yine kazandık yumruğumu havaya kaldıracağım.
Yerli Otomobil Tork Türkiye'yi hayalleriyle buluşturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni bir teşvik paketi daha açıkladı. Yatırımcılar elektrikli araçların şarj istasyonları ya da teknolojik altyapı yatırımları için hibe ve destek alabilecek. Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de. Gıda dosyasını bugün kahvaltı sofralarının baş tacı peynir için açtık. Ezinesinden kaşarına, tulumundan küflüsüne kadar yüzlerce çeşidiyle mutfaklarımızın vazgeçilmezi malum. Ham maddesi süt olmasına rağmen insan sağlığını hiçe sayan sahtekarlar peynire akla hayale gelmeyecek birçok zararlı madde karıştırmaktan ne yazık ki bir an olsun çekinmiyorlar. Arkadaşlarımız Samet Özsaylan ve Gökhan Aktaş Ramazan öncesi bu işin peşine düştü ve bakın neler keşfetti. Mükemmel. 40 liraya 30 liraya kaşar peynir bulunabiliyor mesela. İşte buradan kandırılıyorduğumuzu biz anlıyoruz zaten. Kafamda soru işareti kalıyor, almıyorum yani. Aromalar, koruyucu maddeler, akla hayale gelmeyecek hileler. Kahvaltıların olmazsa olmazı peynirde duyanları şaşkına çeviren hileler ortaya çıktı. Peynirde hile deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi o kadar çok şey geliyor ki biz artık güvenmediğimiz yani tanımadığımız yerden artık peynir almıyoruz. O kadar çok duydum ki anlatamam size. Güvendiğim markalardan alıyorum. Eritme dediğimiz küflü olmuş, iade olmuş bütün ürünleri tekrardan tekneden geçirerek peynir haline getirip ucuz fiyatına mal edip insanların sağlığıyla oynandığı bir ortamda olabiliyor. Siz nereden alıyorsunuz peynir? Biz marketlerden alıyoruz. Yani... Güvendiğiniz yer olarak mı düşünüyorsunuz peki orayı? Hayır, aslında düşünmüyorum. Hilecilerin hedefinde beyazdan kaşara kadar hemen her çeşit peynir var. Marketlerdeki peynirlerde de hile olabilir. Doğal diye satılanlarda da. Sütteki kaymak dediğimiz ürünü alıp içinden çekip içine bitkisel yağ enjekte ederek maliyeti yarı yarıya düşürüyorlar. İnek sütüyle koyun sütünü karıştıracaksın, peynirin hası odur. Siz önceden öyle mi yapardınız? Evet, anam öyle yapardı. O peynir türlerinden biri de kaşar. Kalitelisini basit bir matematikle anlamak mümkün. Fiyatı çok önemli. Şu anda sütün litresi biliyorsunuz açıklandı 6 lira oldu. Kaliteli bir kaşarda 11 kilo sütten elde edilmiş denir. 66 lira sadece bu kaşarın maliyeti var. 70 liranın altında kesinlikle kaşar olmaz. Örneğin kaşarları eritiyorlar, patatesle karıştırıyorlar ve tekrar peynir yapıyorlar. Annenizin yaptığı peynirlere benziyor mu? Vallahi anamın peynirine benzemiyor. Anam tulum peyniri yapardı. Bir kere gözenek yok peynirde. Biz bunun bu şekilde olduğunu da anlıyoruz. Sizin onayınızdan geçti mi bu peynir? Fena değil. Peki doğru peyniri sıradan vatandaş nasıl anlar? Bir, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. İkincisi fiyatlarından dikkat edin fiyat konusunda. Üçüncüsü de mutlaka aldığınız ürünün tadına bakmayı tavsiye ederim. Peynirlerde hile olup olmadığını anlamak için en önemli püf noktalardan biri de gözeneklerin olması. Örneğin bir ezine peyniri şu anda kesiliyor ve kesildikçe gözeneklerin az olduğunu görebiliyoruz. Eğer çok fazla gözenek olsaydı farklı katkı maddeleri koyulduğunu anlayabilirdik. Yani sürekli aldığımız yerlerden almaya gayret ediyoruz. CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Serkan Sönmez yönetim değişince haksız yere işten atılanlar kervanına katıldı ve soluğu mahkemede aldı. CHP'li belediye başkanının kimse yerinden olmayacak sözünden sadece 2 ay sonra kapının önüne konan işçi hukuk savaşı ile birlikte belediyeden 60 bin lira tazminat kazandı. Ancak belediye parayı ödemedi. İşçi de belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi. Belediye başkan yardımcısının arabasını bağlamışlar. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi. Çekicinin üzerindeki makam aracı Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aras'a ait. Arızalı olduğu ya da trafik kuralını ihlal ettiği için çekilmedi. Belediyeye haciz geldi. Belediye avukatlarıyla beni anlaşmaya çağırdılar adliyeye. Orada işte geri dediler ben de belediye sizinle anlaşma taraftarı değil. Benden bildiğiniz dala geçtiler. 8 yıllık emeğini de ekmeğini de Kırşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle kaybetti Serkan Sönmez. Kırşehir Belediyesi'nde aşırı olarak çalışıyordum AK Parti zamanında. Belediyeyi CHP alınca Sayın Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kimsenin yeri değişmeyeceği için bize söz vermişti. Bana bir günde 14 tane tutanak
tutarak işten çıkarttılar. Hukuk savaşı da işsiz kalınca başladı. Mahkemede 60 bin lira tazminat kazandı işçi Sönmez ama belediye oralı olmadı. Avukatımız gereken işlemi yaptı. Belediyeye haciz gönderdi ve belediye başkan yardımcısının arabasını bağlamışlar. İşçi Sönmez sonunda hakkını haciz yoluyla aldı. Başkan yardımcısının makam aracına el kondu. Araç çekilip otoparka götürüldü. Belediye aracının çekiciyle alınması hiç mi vicdanınızı yaralamadı? Hepimiz tarafından çok ibretlik bir hadise olmuştur. Yıllarca emek verdiği işinden olan Serkan Sönmez, ailesini geçindirebilmek için Irak'ta iş bulunca oraya gitmek zorunda kaldı. Şimdi alacağı tazminatla ailesine kavuşacağı günü bekliyor. Adana'da bir sokağın sakinleri 40 yıldır yaşadıkları sokağın bir anda ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sokak fiilen kaybolmadı aslında. İmar planından çıkarılınca kağıt üzerinde yani resmi olarak yok oldu. Mahalleli sadece adres mağduriyeti yaşamıyor. Ortada resmen bir sokak olmadığı için doğal gaz hattı da döşenemiyor. İlk önce kentsel dönüşüme gidecek burası dendi, sonra imara kapandı dendi. Biz doğalgaz istiyoruz. Biz saksıda çiçek değiliz, niye bizi kimse görmüyor? Evlerinin bulunduğu sokak gerçekte var ama imar planında yapılan son değişiklikle resmi olarak yok. Hal böyle olunca da doğalgaz bir türlü bağlanamıyor. Burası imara kapalı olduğu için Aksagaz buraya getirip yatırım yapamıyor. Odun sobası yakmak zorunda kalıyoruz. Sadece orada bir odayı ısıtabiliyoruz. Burası Adana'nın merkezi. Göbeği Gazi Paşa Mahallesi 66.005 sokak. İşte bu sokaktan elektrik ve su şebekesi geçiyor. Ancak imara kapatıldığı için doğalgaz şebekesi geçirilemiyor. 70'li yıllardan beri açık olan bir sokak. Ki bu sokak var ki zaten belediyede bir de numaralandırmış buraya. Duruma isyan eden sokak sakinleri tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ise topu ilçe belediyesine attı. Ama orada da büyük bir tutarsızlık vardı. 2018 yılında Seyhan Belediye Başkanı'ydınız. Bu tarihte 2022'de Büyükşehir Belediye Başkanı'sınız. Aynı sorun devam ediyor. Kaldı ki şu an Seyhan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediye. Bu Zeyden Karalar geldikten sonra olmuş. İmar planının değişmesi de çok zor dediler. Ben birçok kişiye yazdım belediyede. Değişmez dediler, yani böyle gider dediler. İmar planı değişikliğiyle mağdur olan sokak sakinleri yanlışın bir an evvel düzeltilmesini ve evlerine doğal gazın bağlanmasını istiyor. Burası Adana'nın tam göbeği, çarşı merkez, ortası, kenar mahalle değil, kasaba değil, köy değil. Pandemi tüm dünyaya sağlığın her şeyden önemli olduğunu öğretti ama bazı vicdansızlar bir çocuğun hayatını bile dolandırıcılığa alet edebiliyor. Hele ki o gözünü para bürümüş sözde ebeveynler öz evlatlarının lösemi hastalığını ailelerinden para koparmak için kullanıyorsa kelimeler tükeniyor. İşte tüm varlığını torununun hayatı için seferber eden anneannenin 9 ay torununu göremedikten sonra Müge Anlı'da yüzleştiği acı gerçek. Torunumun canını kurtarmak için uğraştı. Bu nasıl bir insanlık? Torununun lösemi olduğunu öğrendi. O yaşasın diye tüm varlığını seferber etti. Hani lösemiydi, hani iliye gidiyordu, hani kolu bacağı kopuyordu benim torunuma. Ömür sana yazıklar olsun, başka hiçbir şey demiyorum. 9 aylık hasretin sonundaysa öz kızı ve damadı tarafından dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşti. Herkesten topladım, gönderdim, ben çok kötüyüm. Leyla'cığım sen bir arkana yaslan, sana bir şey olmasın. Leyla Coş gözyaşlarıyla başvurdu programa. Yaşadıkları bir nebze vicdanı olan herkesi isyan ettiren türdendi. Herkes dolandırılabilir. Leyla Hanım da torunu için canını isteseler canını verecek bir anneanne. Torunu da bir rahatsızlığa yakalanıyor, lösemi teşhisi konuluyor. Allah şükürler olsun iyileşiyor da. Fakat iyileşmesine rağmen kızı ve damadı anneanneden sürekli para istiyor tedavi için. Torununun hayatı için verdiğini sandığı para 768 bin liraya ulaştı iddiaya göre. Kızı ve damadı ise aldıkları meblağ bir yana çocuklarının iyileştiğini söyleme ihtiyacı bile hissetmedi. Para acil lazım, gönder, port takılacak, narkoz veriliyor, masaya yatacak, sürekli benden para. Kaç lira gönderdiniz totalde? Trilyonları geçti gönderdiğim para. Üstelik iddiaya göre sahtekar ebeveynler yalanlarına ünlü bir doktorun adını bile dahil etti.
Bana dedi ki torununuzun kolu bacağı kopacak dedi. Bu ilaçları almazsanız bugün temin etmezsiniz. Bana hep böyle baskı yaptılar. Doktorum diye size mesaj yazan kişi Kayseri'de gerçekten ünlü bir doktorun adını kullanıyormuş. Teyitlemiş şimdi arkadaşlar ama o numara o doktora ait değil. Vicdansız baba benzer senaryoyla kendi ailesinden de para istemişti. Eşim dostum yardım etti benim. Fitre topladılar geçen sene. Ben de yalancı olmuş oldum. 9 ay sonra demek ben vermeyi kesince Leyla'nın başlamış. Yaşananların ardından sahtekar kız telefonda yüzleştiği annesine sonunda yaptıklarını itiraf etti. Nerede bu kadar para? Oturdum yedim. Kim yazdı o mesajları bana? Biz yazdık. Bugün ilk defa itiraf etti. Hani ben yaptım ettim dedi ama ben bunu ömür tehdidiyle söylediğinin farkındayım. Ben sizin yerinizde olsam var ya bu iki dünür bir olurum. Giderim savcılığa, şikayetçi olurum. Biraz hayatım bak burnu da sürtülecek. Her yaptıklarından sonra çocuklarımızı böyle alıp pürüpak dışarı çıkarmaya çalışırsak o çocuklara da ders vermiş olmuyoruz. Kusura bakmayın. Son yıllarda otizm tanısı koyulan çocukların sayısı maalesef giderek artıyor ve yapılan son araştırmalarsa bu konuda bir umut ışığı oldu. Çünkü omega 3'ün otizmin tedavisinde iyileştirici etkisi ispatlandı. Omega 3 özellikle hırçınlığın azalması ve belirgin konuşabilme konusunda büyük fayda sağlıyor. Otizm spektrumu bozukluğu olan çocuklarda yapılan çalışmalar bunların bir kısmında omega 3 eksikliği olduğunu gösterdi. Her geçen yıl giderek yükselen bir olgu otizm. 1980'li yıllarda her 2500 çocuktan birine otizm teşhisi konulurken Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre bugün her 54 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor. Yapılan son araştırmalar omega 3'ün otizmi iyileştirdiği yönünde. Omega 3 kullanan verilen otizmli çocuklarda özellikle hırçınlık gibi ya da yineleyen hareketler gibi otizmde sık gördüğümüz bulguların azaldığı, konuşmanın daha belirginleştiği, sosyal iletişimlerin daha fazla arttığını bildiren bir takım çalışmalar var. Bilim çevrelerinde otizmin genetik olup olmadığı tartışılıyor. Çevresel toksinler, yiyeceklerin içindeki kimyasallar ve ağır metaller otizmi tetikliyor. Otizmli çocuklara evet balık tüketimini söylüyoruz ama bu ağır metal yüküne karşı da bu hastaları da uyarmamız gerekiyor. Bu nedenle omega 3 kullanabileceklerini de belirtiyoruz. Kadınlara gebeyken omega 3 kullanımını öneriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki omega 3'ün içerisindeki etkin maddeler beynin etrafındaki miyelin adını verdiğimiz kılıfın gelişmesinde son derece önemli. Beyin gelişimi ve bilişsel işlevler üzerine etkileri nedeniyle otizmde omega 3 yağ asitlerinin kullanımı öğrenimde ve davranışta otizmli çocukları olumlu etkiliyor. Otizmli çocukların tek tip beslenebildiklerini biliyoruz. Bazı şeyleri seçip örneğin makarna, pilav, patates gibi belli şeyleri yiyip diğerlerini yemediğini biliyoruz. İşte bu tip çocuklarda eksiklikler gelişebileceğini bildiğimiz için omega 3 kullanımı ya da eksik olan vitaminlerin yerine konulmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Omega 3 eksikliği çocuklarda fiziksel muayene sırasında da ortaya çıkabiliyor. Ciltte kuruluk, saç dökülmesi ama otizmli çocuklarda bu tür belirtiler yoksa bile mutlaka omega 3 desteği tavsiye ediliyor. Balık ve balığın içerisindeki yağ dışında keten tohumunun içerisinde, ıspanak semizotu gibi koyu yeşil yapraklı bitkilerin içerisinde, kırmızı mercimeğin içerisinde bir kısım, chia tohumunun içerisinde, bunların içerisinde, cevizin içerisinde omega 3 bol miktarda bulunuyor. Uzmanlar ailelere çocuklarını 3 yaşına kadar sağlıklı beslenmeleri konusunda uyarıyor. Zaten otizm teşhisi de özellikle bu yaştan sonra koyuluyor. Eko İklim Fuarı'nın göz bebeği Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOK. 2023'te yola çıkacak elektrikli araç için yatırımlarla birlikte atılan adımlar da artık seferberlik boyutunda. Mesela elektrikli şarj istasyonu yatırımcısı olmak isterseniz 300 milyon liralık destek devletten. Tabii destekler sadece istasyonlar için geçerli değil. Peki TOK'la ilgili hangi yatırımlara destek veriliyor? Sizin için araştırdık. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ilk yerli otomobili yollara çıkmak için gün sayıyor. İlk defa mı görüyorsunuz? İlk defa görüyorum.
Çok güzel, heyecan verici. Dünyayı koruyalım. Evet, dünyayı koruyalım. Bakan dönüp bir daha baktı, gözlerini alamadı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG başkent Ankara'da görücüye çıktı. Yerli araca 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi. Demek ki bir şeyler yapabiliyormuşuz oluyor ve bu çok haz verici, çok güzel. Ülke için, ülke ekonomisi için, ülkenin tanıtımı için son derece çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İlk kez gören de vardı, direksiyona geçmek için gün sayan da. Çok güzel, beğeniyoruz. İnşallah ilk müşterilerinden olmayı istiyoruz. Hiç görmemiştim. İlk defa burada görüyorum. Muazzam yani. Gerçekten çok iyi. Yerli otomobil TOGG henüz yollara çıkmadı ama hükümet hazırlıklarına hız kazandırdı. 81 ilde 1500'den fazla noktada elektrikli araçların şarj edilebilmesi için hızlı istasyonlar kurulacak. Çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın bir yüksek hızlı şarj altyapısı kurulmasını sağlamaktır. Şarj istasyonları için destek paketi de hazır. Yatırımcılara proje bedellerinin %75'ini ve 20 milyon lirayı aşmayacak şekilde kaynak aktarılacak. Dileyen her yatırımcının kendi şarj istasyonu olabilecek. Türkiye'de elektrikli araçlar için şimdilik 3500 şarj istasyonu bulunuyor. Ortalama kurulum maliyeti 1,5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor. Destek paketiyle bu istasyonların sayısının arttırılması hedefleniyor. Yatırımcılar destek paketine başvurduktan sonra gerekli altyapı sağlanacak, cihazlar kurulduktan sonra da istasyon hizmet vermeye başlayacak. Üstelik yaklaşık 26 milyon liralık bir projenin 20 milyon lirası yani yeni kurulacak her 17 hızlı şarj istasyonundan 13'ü destek paketinden geri ödemesiz şekilde karşılanacak. Üstelik destek paketi şarj istasyonlarıyla sınırlı değil. Elektrikli otomobillerin ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için de proje bedelinin %60'ı kadar geri ödemesiz destek verilecek. Bahar geldi, düğün mevsimi de başladı. Çiftlerin hazırlık sürecinde en çok zorlayanlardan biri şüphesiz gelinlik seçimi. Ve bu senenin modası da ışıltılı gelinlikler. Prenses gibi hissettiren bir gelinlik yani. Ama yakasının detaylarını falan çok beğendim. Bu tarz prenses tarzını giydiğim zaman hep prenses gibi hissediyorum. Bir düğününüz olsaydı bu gelinliği tercih eder miydiniz? Kesinlikle ederdim. Çok sevdim gelinliğimi. Bu zaten bir 60-70 kiloya yakın. Yani benim kendi ağırlığımdan daha ağır. 51 tane modacının bu sene için özel olarak hazırladıkları en özel tasarımları her sene gelinlik modasını belirliyor. Uzun duvaklar, göz kamaştıran gelinlikler. Bu yılın gelinlik modası Adile Sultan Sarayı'nda yapılan defilede sergilendi. Işıltı ön plandaydı. Gerçekten çok ihtişamlı. İçinde her kadının kendini çok mutlu hissedeceği bir gelinlik. Düğün telaşında olup da acaba nasıl bir gelinlik tercih etsem diyorsanız bu yılın modası daha gösterişli gelinlikler. Işıltılı ve taşlı gelinlikler. Tüyler, taşlar, inciler bol bol kullandık bu sene gelinliklerimizde. Bir düğününüz olsa bunu tercih eder miydiniz? Evet, tercih ederdim. Çok güzel çünkü ışıltılı, parlak. Çok güzel, çok güzel. Hepsi çok güzel. Gösterişi seven gelinler için çok güzel bir gelinlik. Eğer tesettürlü bir gelin olsaydım böyle bir model tercih edebilirdim. Kuğu gibi hissediyorum kendimi. Umarım kuğu gibi de süzülürüm. Gelinliğin tamamlayıcısı duvaklarsa bu ihtişamın tamamlayıcısı olacak. Işıl ışıl parlayan gelinliklerimizi tercih ediyoruz. Ve balon. Bu senin trendleri balon kol. Duvaklarımız da komple nakıştan yapılıyor. Uzun duvak çok tercih ediliyor. Reklam arasına gidiyoruz. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.